Selamünaleyküm arkadaşlar. Bahçeme kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün size nereden çekim yapıyorum? Bugün anneme fide almaya gidiyoruz arkadaşlar. Gülbahçe diye bir köyün içinden geçiyoruz. Köyün ismi Gülbahçe zaten. Bütün kapıların önleri güllü. Burası bir göçmen köyü arkadaşlar. Macir köyü yani. Böyle olması da normal. Adı üstünde gül bahçe. Size şimdi bu 90 yaşında bu bahçenin sahibi arkadaşlar. Yolun üstünde bir ev. Görünce arabayı durdurduk. İzin aldım. Çekiyorum arkadaşlar. Bu teyzemiz yapıyormuş bunu. Az sonra gösteririm size. Bakın size olan çiçekleri göstereyim. Arkadaşlar. Benim kapının önündeki gülden ama böyle çama sarmış. Hemen aşağıda şöyle bir şeye giriliyor. Kümes gibi bir yer herhalde. Orayı onun yolunun üstünü de doldurmuş arkadaşlar. Şöyle nasıl kapısının önü bir görün. Bu daha başlangıç, kapısının önüne gelmedik. Ortancalar arkadaşlar. Burada ithal ortancalar var. Şöyle. Burada benim pamuk çiçeklerim de. Levatara. Şöyle arkadaşlar. Ezan çiçekleri. Az önceki farklı ezan çiçeğiydi. Bu benim bahçedekinden. Bakın burada dahliyalar, yıldızlar. Kadifeler yeni ekilmiş. Güller var. Bunların papatyaları açmış arkadaşlar. Benim bahçedekilerden. Margarit papatya. Demek ki burası bizden daha sıcak. Bizimkiler daha tomurcuk bile değil. Şunun ismini bilmiyorum ama herkesin bahçesinde var. Bende yok daha. Böyle arkadaşlar. Şimdi size gerçek kapının önüne getiriyorum. Burası bahçenin önü arkadaşlar. Teyzemiz nereye eline gelirse çiçek sokmuş. Bakın aşağı bakın. Evin alt tarafında, bahçenin alt tarafındaki armutta bile gül sarmış arkadaşlar. Burada kırmızı gül. Burası hep dahliya dolu. Koskocaman o büyük başlı dahliyalardan. Bizim köyde gösterdiğinden, annemden alıp getirdiğim dahliyalardan. Teyzemizin küpelileri. Bunları budamış arkadaşlar. Hepsi taze çilek. Bakın alt tarafı da bir ayrı güzel. Burada çilli begonyalar. O yerli ceylan sardunyaları arkadaşlar. Bunlar parayla satın alınma değil, boylu ceylan sardunyaları var. Burada karidesi var. Vallahi bu fasulye mi? Selliko olamaz herhalde. Fasulye bence. Teyzem burada sellikoyu nerede bulsun? Her yer dahliye arkadaşlar. Böyle. Burada yine ezan çiçekleri. Burası dahliye dolu. Ezan çiçeğinin her çeşidi var arkadaşlar. Dahliyalar ekmiş bütün büyük saksılara. Bütün bu güzel şeylerin eseri sahibi. Ellerine sağlık teyzem. Vallahi çok güzel olmuş ya. Teyzeciğim adın ne senin? Benim adım Hakime. Hakime, ay kayınvalidemin ismi. Allah rahmet eylesin canına. Bu da açacak da çok güzel ama. Evet bakın kaktüsüne ne kadar güzel. Ya o kadar çok dahliya, o kadar çok ceylan ekmiş ki. Bu pamuk çiçekleri. Ama merdivenine bakın, böyle bir merdiven. Dur şuradan geleyim teyze. Daha açacak onlar. Bunlar güzel. Daha. Evet çok güzeller. Bakın burada gerçek yerli karanfil arkadaşlar. Kokulu bordo. Geleneksel karanfilimiz. Teyzem limonu bile süslemiş. Bakın süslemiş buraya ne koydu. Bu kendinden. He. Bu kendi ama bu süs. Onu kız bağlamış oraya. Evet ben çok güzel. Bakın. Bakın. Açacak onları. Açacak. Evet. Ay teyzeme. Bir bakın arkadaşlar. Bir bakın ya şu ceylanlara. Böyle. Yukarıki kat çatı. Ev değil. Yanlış anlamayın. Çatıya giden yeri bile süslemiş teyze. Böyle arkadaşlar. Hep yerli ceylanlar. Su kabaklarını benim gibi boyamış. Buraya bir sürü dekorlar yapmış. Bakın orada da bir sürü dekorlar. Burada da böyle ceylan gözleri. Arkadaşlar her yer ceylan gözü. Her yer. Orada sakız sardunyalar. Bu bahçenin demirbaşı ceylan gözüyle dahliyalar arkadaşlar. Merdiveni iniyorum. Öbür taraf bu sefer.
Yine aynı ceylan gözleri. Pamuk çiçekleri. Şöyle şuradan size şu merdiveni göstereyim. Bakın yani görünüşe bakın arkadaşlar. Görünüşe bakın. Ben bunu var ya şu kadar bir şeyden edindim. Şu kadar. Çok güzelmiş teyze. Yerli cins o. Şimdikiler o kadar dayanmaz. Herkese olmuyor bunlar. Evet herkese nerede olsun. Emek istiyor bunlar. Aha. Bakın dahlia dolu. Burası dahlia cenneti gibi. Her yere dahlia doldurmuş arkadaşlar. O kadar çok var ki bu. Siz bunun ismine ne diyorsunuz teyze? Girgina. Ne? Girgina öyle bir çiçek. Ha girgina diyorlarmış. Bak bizim manav köylerinde onlara patates çiçeği diyorlar arkadaşlar. Ama burası diyorum size. Zaten manavlarda bu kadar olmaz çiçek arkadaşlar. Göçmenlerde olur. Bu göçmen kültürüyle geldi bu çiçek zaten buralara. Bizimkiler gül, leylak, zambak ekerler. Bakın sardunyalar. Ceylan gözlerini görüyor musunuz? Ay harika ya. Bayıldım teyzenin. Ya böyle olduğu yeri mekanı güzelleştiren insanlara bayılıyorum ya. Yüzünden veren tutturamayanlar. Herkesin elinden tutmaz teyze. Şuradan göstereyim size. Açtın ya çok güzel oluyorlar. Ben buradan geçerken bir daha çekerim burayı. Bunlara baksana. Burada melek boruları var teyzenin. Bunlar açacak daha. Evet çok güzel. Bakın teyze ver elini. Bak teyzemin güzelliğine bakın arkadaşlar. Ay baba öpeceğiz yine. Bana diyorlar ki sen de güzel, çiçeklerin de güzel diyorlar. Vallahi çok güzel teyze, sen de güzel, çiçeklerin de güzel. Geçen öyle diye bana. Böyle bir güzellik arkadaşlar. Yani. Yani size diyecek, gösterecek bir şey bulamıyorum arkadaşlar. Dünyanın bizim bahçenin hikayesi YouTube'da Kayan Sare, Instagram'da arkadaşlar, dünyanın her neresinde hangi saatte izliyorsanız hepinize sonsuz sevgiler, selamlar, teşekkürlerimi bildiriyorum. Bu sefer Kandıra'nın Ahmatacılar köyünden değil, Gülbahçe'den arkadaşlar. Gülbahçe'nin Güllü Bahçesi'nden. İzmit'in Gülbahçe Köyü. Hanife teyzemin kapısının önü. Şu güzel insan. Bütün bunların eseri. Hoşçakalın arkadaşlar. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hepinize sevgiler, selamlar. Sağlıkla, huzurla, bütün istediğiniz çiçeklere sahip olma şansınız olsun arkadaşlar. Hoşçakalın.